Yeni aday olacakmış Tayyip Erdoğan. Ne edecek? Cumhurbaşkanı olacak. Barın Türkiye'yi satın efendim daha. Bize bir şey koymayın. Anladın mı? Bize koymayın bir şey daha. Tayyip Erdoğan bak yine değilsin Cumhurbaşkanı olsun diyeceğiz. Bak elimizdeki ekmeği görüyor musun? Evet. Yavan ekmek dileniyorum bak. Yavan ekmek götürüyorum bak. Buyurun. Buyurun. Bir adam 150 milyar maaş alırsın. Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle bir maaş var mıydı? Böyle bir bağlılık var mıydı? Atatürk'ün zamanında rahmetli Atatürk dedi ki benim dedi maaşım dedi öğretmenlerin maaşını geçmeyecek dedi. Bak bir milletvekili 70-80 milyar maaş alıyor. Bir askeri ücret 8500. Bu kadınları, bu çocukları, bu yetimleri, bu öksüzleri neyle kayırak efendim? Hadi bakayım. Ha, bu ayağımla kayırayım. Hadi bakalım. Bak. Ekmek halk ekmeği. Her birini bir fırından aldım. Bu ülkede sefalette kimse yoktur diye açıklama yapıyor. Sefalette açıklama. Araplar açtı sefalette. Türkiye sefalette değil. Türkiye zorda. Araplar. Araplar zevk yapıyor. İstanbul Arapların elinde. Ankara Arapların elinde. Trabzon Arap'ın elinde. Biz Arap bize destek olmamış. Türkiye Cumhuriyeti'ni kim kurtarmışsa bize o destek olsun. Peki efendim ne diyorsunuz seçimlerde? Bir seçimlerde Allah bu devleti başımızdan götürdü mü yeterli gelir bize. Yeter ki ekmek 5 lira efendim. Abi ekmek 5 lira. Yarın 8 lira olacak. Bakın 8 lira olacak yarın. Bugün İstanbul'da ekmek 7,5 lira. Neyle geçinecek? Az kalacak. Bak ekmek dileniyorum. Ekmek. 1-2 milyar ev kiresi veriyorum. Benim aldığım maaş 65 maaşı alıyorum. 1 milyar o da daha yetmiyor efendim. Neyle kurtarayım? Ha? İşaata gideyim, amelelik yapma. O da almıyor, ihtiyarsın diye. Alamam seni diye işe diye. Neydi? Ha? Kaymakama gidiyorum. Bir destanı görmüyorum. Valisine gidiyorum bir destanı görmüyorum. Bak iki tane torunum evde yatıyor. Gariplere, gurabalara hala bakım yok. Hiçbir destek yok. Efendim. Bangır destek. Bangır orada bağırıyorlar. Hayır efendim. Yani Kemal Bey'den de razı değilim. Bak Kemal'den de razı değilim. Ben ondan kazanırsa da. Belki bir şeyler yapar. Hayır o da yapmaz. O da yapmaz. Muhalefetten de ümidi kesiyor. Muhalefetten onlardan umudu kesiyorum. Ama kim var başka efendim? Başka mı? Başka başımıza Allah hayırlısını getirsin diyeyim. Başka bir şey diyemiyorum. Herkes kendi kesesini kolluyor. Milletvekili de, Cumhurbaşkanı da, Başbakan da kendi keselerini kolluyor. Kendi kesesi. Hayır düşünmüyor. Bir tane domates kaç lira? 15 lira. Yumurta kaç lira? 70 lira. Bir tavuk kaç lira? 80 lira. Gel vatandaş gel. Al. Büyük marketler zengin. Küçük marketler ölmüştür. Yine küçük. Küresel sermayeye çalıştılar diyorsun yani. Evet. Gelen giden onlara vurdu efendim. Zengine vuruyor bu. Fakırına vurmuyor. İkisine sistem vurmuyor. Sistem değişmez mi amcacığım? Sistemi değiştiren hanı? Kim gelecek ki de bu sistem yerine oturtturmuş da. O gelip de sistemi indiremez. Muhalefetten de umudum yoktu ya amca. Valla muhalefet görevini yapmıyor muhalefet. Yapmıyorlar. Evet. Bak, bir belediye bak en büyük muhalefet kimdi biliyor musun? Selahattin Demirtaş'tı. Ne yaptı? İçeri attı. Ha. Muhalefet bugün diyor en ki onu indireceğiz diyor. Demiyor sen en üçüncü kez seçilemesin. Muhalefet görevini yapmıyor. Anayasal olarak Erdoğan koyduğu anayasayı kendisi delmeye çalışıyor. Ama muhalefet baştan beri ne diyor biliyor musun? Onu diyor indireceğiz demiyor o seçilemesin. Hayır, bak, görevini yapamıyor. Şimdi yeni karar almışlar. Altılı Masa diyor ki biz itiraz edeceğiz anayasal olarak. Nasıl seçime yani? Gidemezsin diyor. Aynen. Peki Anayasa Mahkemesi'nde Erdoğan'ın kaç tane üyesi var? Ne çıkacak? Hiçbir şey çıkmaz. Peki muhalefetin tutumu ne olmalı? Sizce seçime gitmeme tarzında bir şey olabilir mi? O çok hayır. Mağrur. Kimin muhalefetin? Selahattin Demirtaş'ı biraz. Bir dakika. Onu koyduk o yani. Tamam. İmamoğlu ne yaptı efendim? Hadi bakayım. Demirtaş ne İmamoğlu yapmıştı? İmamoğlu ne yaptı? Bir dakika. Demirtaş ne yapmıştı? Onlar zaten geridedir. Onları geride koyduk. Şimdi İmamoğlu yargılanıyor ama sonuçta... İmamoğlu ne oluyor? Yarın cezaevine gidecek. Yarın biri yine başa gelse cezaevine atacak. Selahattin Demirtaş'ın suçu yok. Evet. Günahı yok. Ne atıldı? Neden atıldı? He? Tek peki suçu abi, neydi biliyor musun? Seni başkan yaptırmayacağız peki dedi. Peki abi bir şey soracağım. Sizce yaptırmaz, bu kadar güçlü... Akırı yaptırır mı başkan? Bir iktidar kaybeder mi seçim? Köylü vatandaşı yaptırır bu güçlü değil aslında.
Öyle mi gözüküyor? Öyle gözüküyor. Bunun bütün gücü nerede biliyor musun? Tarikat cemaatlerde. Senden benden halktan alıyor, bütün tarikat cemaatleri aktarıyor. Bu 18 yaşı indirmesinin sebebi nedir biliyor musun? Bu Süleymancılar, tarikatçılar, cemaatçıların 18 yaş seçimi yaptı. Onlardan oy almaktı. Oradan alabilir, başka bir yerden alamaz o. Peki abi, değişecek mi iktidar bu defa? Valla değişmesini biz dört gözle bekliyoruz. Değiştirmeyi de düşünüyoruz yani. Bütün 13 şeyin... Şubat'taki aday Kemal Bey mi olacak, başka birisi mi? Valla Kemal Bey olsa Erdoğan'ın ekmeğine asırlar. Hiç girmesin seçime, Erdoğan alsın gitsin. Kemal Bey girerse. 15 seçim kaybetmiş bir insan bu seçime girmesin hiç. Kim var abi peki başkanım? Kim var biliyor musun? İmamoğlu var. Bir Ekrem İmamoğlu var. Bir de Mansur Yavaş. Ama Mansur Yavaş'ı tarafı değilim. Eğer Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsa ben şahit vermem onu. Ama İmamoğlu'na veririm ben. Ak gezenler geliyoruz diyorsun abi. Ondan sonra diyorsun ona vermem, buna vermem. İmamoğlu'na veririm ama Yavaş'a vermem. Şu anda seçilecek. Muhalefet de kendi arasında bölümü. Şimdi muhalefetin iki düşüncesi var. Bir Mansur Yavaş var, bir Ekrem İmamoğlu var. Davutoğlu da aynı kreyan sapı. Ali Babacan da aynı kreyan sapı. Aynı ayrıldılar yani. Ne aynı mayadan. Aynı mayadan. Abi çok acayip bir seçime gidiyoruz. Seçim evet. Sonrası için öngörülürüz. Harp olur efendim, harp, harp. Aman, onda harp olur. Bir şey olmasın. İyi göreceksin. Peki sana bir şey söyleyeyim. 15 Temmuz darbesinde 105 bin tane kayıtsız silah var. Bunlar nerede kullanılacak? Abi birçok sene ya duyuyoruz. Tamam, bunlar nerede kullanılacak? Kaybederse var ya neler yapacak. Ama halk bak, bir parti bir lider ne yaparsa yapsın yenilebilir ama ayağa kalk. Kalkan halkın yenilmesi çok zordur. Halk ayağa kalkarsa gider. Ama halk böyle kuzu kuzu daha boyun eğerse kaybedecek. Yüksek Seçim Kurulu gerçek sonuçları verecek diye hepimiz umut ediyoruz. Vallahi efendim. Yüksek Seçim Kurulu hepsi onun adamı. O bütün haber ajansları da hepsi onun elinde. Hepsi de yalan haber çıkaracaklar. Gene. Anadolu Ajansı. 13 Şubat'ta muhalefet adayını açıklayacakmış. Oradaki öngörünüzü de sorsam. Söyleyeyim. Şimdi Kılıçdaroğlu'nu beğeniyorum. Fakat bilmiyorum, söylemem gerekli mi, bir Alevi olayı var. Belki bazıları önyargılı yaklaşabilir. Bence partiler üstü biri. Mesela Uğur Dündar. Neden olmasın? Gibi. Daha böyle fenomen isimler mi diyorsun? Evet. Yani partiler üstü birisi. Çünkü... Bir şekilde bunu, bu şeyi bir değiştirmemiz lazım. Peki sizce şu anda isim belli midir yoksa hala tartışılıyor belli, mu? Belli, bellidir de henüz açıklanmamıştır. Anladım, peki teşekkür ederim. Ben teşekkür, bir şey daha söyleyeceğim, son özür dilerim. Her şey laikliğe bağlı, laiklik olmadığı müddetçe hiçbir şey olmaz. Adalet laiklik, olması lazım ilk önce. Laiklik önemli. İnsanların din duyguları sömürülmemeli. Özgür bıraksınlar. Kim neye inanırsa inansın. Ama din duyguları sömürülmesin. Çok teşekkür ederim. Ya inanacak değil mi? Tabii ki de. Tabii ki de. Erdoğan gerçekten olmaması lazım. Yani mesela Amerikan Times gazetesi diyor diktatör gözüyle bakıyor. Evet, Türkiye diktatörlüğe doğru gidiyor diye evet. Bir sayfa ayırmış. Doğru. Doğru. Gerçekten doğru. Yani şimdi... Ben bazen bakıyorum öyle, şimdi yok sanlara suç atıyorlar ama kendisi pasta götürüyor yani. Peki tekrar seçilir mi, kazanır mı? Nasıl seçilirse ben şahsen vermem ona oyumu yani. Muhalefet yani adayını kim olarak açıklayacak? Oradaki öngörünüz nedir 13 Şubat'ta açıklanacak? Valla şu an şimdi Ekrem İmamoğlu'nu sağa sola gönderiyorlar ama belki onu cumhurbaşkanlık adaylığını yapabilirler. Peki. Yani o olursa oyumuz onadır yani. Sağ olun abi.